Evet, merhaba arkadaşlar. Biraz önce yayında bir değişiklik yapmak zorunda kaldık, o yüzden kestik. Evet, bugün fazla kilolu olmak ve obeziteyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. O konuşmanın arkasından sizden soruları almayı düşünüyorum. Sorularınızı o yüzden şimdiden hazırlayabilirsiniz. Şimdi kilolu olmak hepimizin aslında istemediği, reddettiği ve kilolu olduğumuz zaman da kendimizi kötü hissettiğimiz durumlardan biri. Fazla kilolu olmak ya da obezitenin altında acaba hangi duygusal sebepler yatıyor? Bunlara birlikte bu pazar sabahı birlikte bakalım diye düşündük. Bizler İçsel olarak yoğun boşluk yaşadığımız dönemlerde veya sıkıldığımız dönemlerde kendimizi daha çok yemeğe veririz. Bu genel bir tespitimiz ya da genel olarak rastladığımız bir durum. Eğer içimizde bir duygusal boşluk varsa, bu boşluğu ya da yalnızlık hissimiz varsa, bu yalnızlığı doldurabilmenin en temel özelliği nedir? Topraklanmamızı sağlayan beslenme ve onunla bağ kurmak. Yani içimizdeki o duygusal boşluğu yemek yiyerek doldurma gayreti içerisinde olmak. Bu çok fazla yaptığımız bir şey. Farkındaysanız eğer kendinizi duygusal anlamda mutlu, rahat ya da sevdiğiniz bir şeyleri yapıyorsanız, o zaman yemekle ilgili bu kadar bağ kurmadığımızı görebilirsiniz ve içeride o tatmin duygusunun başka şekillerde oluştuğunu da görebilirsiniz. Ben burada çocuk anne ilişkisinden kısaca bahsetmek istiyorum. Anne çocuk ilişkisinde kilolu olmak ya da obeziteyle birlikte obezitenin arkasında hangi özellikler yatıyor, hangi dinamikler yatıyor, buna bir bakabilir miyiz acaba? Anneler eğer çok fazla çocuklarını, bebeklerini yedirmekle ilgileniyorlarsa, normal sağlıklı beslenmeden ve çocuğunu beslemekten bahsetmiyorum. Sürekli bir yemesini istiyoruz. Ne yerse yesin tatmin olmuyoruz. Daha çok yesin, daha çok yesin ve sürekli ağzına bir şeyler vererek çocuğu besleme derdindeysek, o zaman şu birkaç şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi özellikle çok besleyen kadın, kendi içinde beslenememiş küçük bir çocuk var ve o beslenememiş çocuğu beslemek amacıyla mı daha çok yediriyor? Birincisi bu olabilir. Kendi içindeki kendini besleme duygusu sebebiyle yediriyor olabilir. Ya da çocukla o kadar iç içe geçmek isteği vardır ki çocuğundan ayrılmak istemiyordur. O yüzden de sürekli çocuğuyla kendi arasında beslenme düzeyinde besinlerle bir bağ kurma derdi vardır. Ben mesela hatırlıyorum, kızım küçükken en büyük özelliklerimizden biri şuydu: hangi saat ne yiyecek? Meyvesini yedi mi, işte proteinini aldı mı, neden az yiyor, neden yemiyor? Aslında bütün mesele bunun üzerine kurguluydu. Daha sonra fark ettim ki her çocuğun bir beslenme ve yemeği alış şekli var. Tabii bu hastalığa sebep olacak düzeyde yemiyorsa ya da yine hastalık düzeyinde çok yiyorsa, bunlar iki ayrı uç. Bundan bahsetmiyorum ama normal beslenen çocuklarda az yiyor, çok yiyor meselesinin çocuğun içsel programı ile ilgili olduğunu daha sonra tabii ki fark edebildik. Burada özellikle genç anneler varsa dinleyen, aşırı yemek yedirmenin altında yatan o kendi içindeki çocuğu besleme ya da kendi çocuğundan kopamama, iç içe geçme ve bırakamama dürtüsünün, duygusunun olup olmadığını kendilerine bir sormalarını söyleyebilirim.
Tabii böyle bir beslenme ritüelinde tabii çocuklar çok obez olabiliyor, fazla kilolu olabiliyor. Ama annesinin gözünde ne yerse yesin o anneyi tatmin etmiyor. Tabii böyle bir durumda çocuğun anneden ayrılabilmesi de çok zor oluyor. Yani o anneden kopuş zorlanarak oluyor ya da gerçekleşmiyor. Şimdi kilonun altında fiziksel olarak zorlanma ya da fiziksel bir zorbalık olabilir. Kişinin korkutulduğu bir deneyim yaşamış olabilir. Bu durumda da yine kişi kilo alarak bedenini korumaya alır. Ve kilo alarak o zarar gördüğü kişilerle kendi arasındaki mesafeyi açmaya çalışır. Bu enteresan bir yaklaşım. Ama dikkatle baktığımızda bunun böyle bir ayağının olduğunu da görebiliyoruz. Tabii ben burada neleri anlatacağım size? Birden fazla sebep anlatacağım. Bu sebeplerden hangisi size uygun, hangisi size cevap olarak uygun geliyor, hangisi gelmiyor? Bunlara da bakabilirsiniz. Tabii burada kişinin korkutulduğu ya da işte zorlama, fiziksel zorlama yaşadığı yerlerde nereler olabilir? Burası aile içi de olabilir. Aile içi bir aile ilişkileri olabilir. Ya da iş yeriyle ilgili bir alan olabilir. İş yerinde mobbinge uğruyorsa ve kişi kendini tehlikede hissediyor, iş yerinde güvende hissetmiyorsa o zaman da yine ne yapılabilir arkadaşlar? O zaman da altta hangi duygu yatıyor ona bakılabilir. Peki güvende hissetmemek ve tehlikede olma duygusunu nasıl onarabilir kişi? Yine topraklanmamızı sağlayan en temel öğelerden biri olan besinlerle ve beslenmeyle. Yani ne kadar çok yerse o kadar çok kendini güvende hissetmeye çalışır ve güvenlik hissini ne yapar? Temin etmeye çalışır.